Şunun suratına bak be. Anam bu memnun hali. Sus, sus. Nasıl bakacağız herkesin suratına? Kapımızı da açmazlar, bak gör. Mandıraya da gelmeyecekler. Aç kalacağız bunun yüzünden, bu gülüyor hala. Rahmi, neyip ne içeceğiz biz? Bunun kırdığı fındıkları yeriz artık. Kendine gel. Ne biçim konuşuyorsun? Ağla, ağla bakalım. Ağla Fatma Gül, sahtekar seni. Yüzümüzü yere eğdin. Yazıklar olsun sana. Kes sesini. Ben söyledim bunu ama. Gezme orada burada. Fellik fellik diye. Açma kıçını başını diye. Al olan oldu işte. Sabahın köründe ayaklarını kıçına vura vura nereye koştun merak ediyorum. Bak seni attırırım buradan ha. Kes sesini dedim. Mustafa alır mı kız seni artık? Ortada kaldın işte. Çık git şuradan. Sana ne oluyor be? Sen kendi işine bak. Vır 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 kafanda. Meryem Hanım. Olay yeri incelemesi için bizimle gelmeniz gerekiyor. Geliyorum. Canım. Bulacağız, hiç merak etme. Tamam mı? Ben hemen geleceğim. Bana bak kadın. Elini vicdanına koy. Şu haldeki kızla sakın uğraşma. Biraz çabuk lütfen. Gel. Kız söyle kim yaptı. Uğraştırma milleti artık. Hanım. Ben de geliyorum. Ah, ne diyeceğiz Mustafa'ya? Fatma gülüm. Koca gülüm. Yavaş, bizi de bekle. Bırak çocuğu. Nişanlısını görmek için sabırsızlanıyor. Hoş geldiniz Reşat Bey. Hoş geldiniz Sağlam Bey. Günaydın Selim, gel. Nihayet beni hatırladın. Aşkım yapma ne olur. Kusura bakmayın, geç kaldık. Geç kaldınız ya, babanlar nerede? Geliyorlar şimdi. Biz de zaten şimdi açtık gözümüzü. Otur tatlım. Yüzüğün nerede? Selim. Banyoda yüzümü yıkarken çıkarmıştım. Özür dilerim, gidince takarım hemen. Yani daha ilk günden başladın, aşk olsun sana. Buna ne oluyor, ne iş var burada? İşte dünürler de geliyor. Günaydın. 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 Hoş geldiniz. Ben uyuyorsunuzdur diye tahmin etmiştim ama siz erken uyanmışsınız. Turaner 7'den beri ayakta. Bravo vallahi, maşallah. Rıfat mı uyandırdı yoksa? Sabah sabah koşa koşa gelmiş. Ne münasebeti, çok iyi ağırlanıyoruz. Yengeciğim siz böyle gelin oturun. Abi sen de böyle gel, ben yemiyorum zaten. Güzel kızım nasılsın, dinlenebildin mi? Hala ayaklarım sızlıyor. Aynen, sabaha kadar ben bile dans ettim. Ama herkes çok eğlendi değil mi? Umarım misafirleriniz memnun kalmıştır. Tabii ki, çok eğlendi herkes. Çok güzel bir nişan oldu. Nişanı burada yapmak için iyi ki beni ikna etmişsiniz. Bunu duyduğuma çok sevindim. Düğünü de burada yaparız o zaman. Ben şimdiden hazırlıklara başlayayım. Düğüne daha var. Biraz nefes alsın çocuklar. Selim hala ayılamamış. Yo, ben gayet iyiyim. Siz ne yaptınız? Hemen yattınız mı? Yastığı bile göremedik. Bizi sen bıraktın odaya değil mi? Evet, evet. Bir de kızlara ayakkabı servisi yaptım. Bu senin, bu senin, bu senin. Hadi oradan. Bizi odaya bıraktığın gibi hemen arkadaşlarına koştun. Bak şimdi. Siz ne yaptınız? Hiç. Eşek olmuşlar. Reşat. Sabaha kadar nişan kutlamışlar. Vurallarda mıydınız? Vural almış bunların hepsini, eve götürmüş. Konuşa konuşa havuz başında sabahlamışlardır. Ben tahmin ettim. Sabah Erdoğan'ın odasının önünden kibritle geçmeyin diye talimat verdim herkese. Gençlik işte. Sanki siz gençliğinizde yapmadınız. Ben yapmadım valla. Her zaman ağzımla içmeyi bildim. Nişanında da eğlenmesin mi çocuk sizde? Onlar baba oğul, Karagöz'le Hacivat gibi birbirleriyle uğraşır dururlar. Abim uğraşır. Onunla uğraşmak kimsenin haddi mi?
Ama şikayetçiyim Perihan anne. Daha ilk günden yüzüğünü çıkarmış. Aa Selim. Lavaboda yüzümü yıkarken bırakmıştım. Dönünce hemen takarım. E bugün ne yapmayı istersiniz bakalım? Dinlenmeyi mi tercih edersiniz yoksa yata çıkalım mı? Vallahi ben biraz misafirlerle ilgileneyim diyorum. Hepsi bugün gidiyor çünkü. Niye saatine bakıyorsun? Yeri mi yetişeceksin? Yok öylesin. Ya ne oluyor sana? Nasıl sana ne oluyor aşkım sabahtan beri? Aslında ben bugün döneyim diyorum. Ya 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 olmaz. Olmaz. Çocuklar kalsın ama ben artık döneyim. Öbür gün Ankara'da olmam lazım. Bir günü İstanbul'da geçireyim, bir toparlanayım. Aslında biz de gitsek. Sıkılma diye. Niye sıkılayım canım? Arkadaşlarım burada, nişanlım yanımda. Tamam, mesele yok o zaman. Hem zaten hafta sonuna kadar kalırız diye plan yapmamış mıydık? İşin mi var? Yok. Yok, ben sizin için söyledim. Dönünce belki birkaç gün yurt dışına kaçarız. Çünkü sonra benim şirkete dönmem gerekecek. Allah Allah. Benim haberim yok. E öyle konuşmadık mı baba? Erdoğan da didikleyip duruyor. Sen geziyorsun, ben çalışıyorum diye. Nişan faslı da bitti. Artık başlamam lazım. Allah Allah. Ama ama kızım bu senin başarın. Vallahi ben de şaşırdım. Haksızlık etmeyin damadıma. Söyleyin anneciğim. Vallahi yalnız kaldım. Geldiğimden beri bir sitem bir sitem. Bak hemen de sesi değişti. O zaman bu gece kalıyorsunuz. Yarın erkenden gidersiniz. Kim? Bu gece hep birlikte yemek. Erdoğan. Evet Töner. Biz de biraz yüzünü görmüş oluruz. Erdoğan sen niye açmıyorsun? Tamam peki. Ama ilk uçakla döneceğiz tamam mı? Anlaştık o zaman kalıyoruz. Efendim Erdoğan. Neredesin oğlum sen? Kalkabilmiş mi nihayet? Meltemlerin yanındayız, kahvaltı ediyoruz. Hadi annesin de alsın gelsin. Dinlenecek insanlar Rıfat Bey. Akşama göreceğiz nasıl olsa. Peki gelmesinler. Dökülmeye başladılar. Herkes burada. Bir an önce gel de şu işi bir konuşalım. Ya nesini konuşacağız ki? Manyak mısın oğlum sen? Kız bir konuşursa onu herkesten önce bulup susturmamız lazım. Hemen buraya gel. Olmaz, olmaz. Selim, buraya gel yoksa ben gelir gırtlağına yapışır alırım seni oradan. Duydun mu beni? Efendim anne. İndiniz mi? Tamam Allah'ın cezası. Duydum da buradan nasıl sıyrılacağımı düşünüyorum. Ne oluyor? Yok bir şey hayatım. Sen geç geliyorum ben. Ben anlamam. Sıyrıl gel işte. Buralardayız. Tamam. Geri zekalı. Geldim hayatım. Vural çok kötü olmuş. Erdoğan da onun başında bekliyormuş. Annemler inmiş. Buraya geliyorlar. Biz burada nasıl kurtaracağımızı düşünüyoruz. Herif orada nişanlısıyla, kayınpederiyle keyif yapıyor. Oh kahvaltı ediyorlarmış. Zıkkımın peki niye? Yaptı etti şimdi de gelemem diyor ya. Gelemem diyor Allah'ın gerizekalısı. Donunu toparladı, fermuarını çekti ya. Bitti gitti. Erdoğan temizlesin. Erdoğan temizlesin. Yeter. Sen başlattın. Ne oluyor be? Beyler. Her şeyi sen başlattın aşağılık herif. Ben başlattım da sen geri mi durdun? He? Sadece ben miyim aşağılık? Siz de gelmediniz mi peşimden? Cevap ver Kerim, sana soruyorum. Tamam, sus! Yeter! Hadi Kerim, hadi oğlum! Hepiniz abandınız uçkurunuza, hepiniz! Yalan mı? Ortada bir suç varsa bu hepimizin suçu. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah'ım ya! Bu da ben hiçbir şey hatırlamıyorum deyip sıyrılacak işin içinde. Ben hatırlıyorum. Sen de iş üstündeydin. Kız bağırıyordu. Sen kendi alemindeydin. Sus! Sus Allah aşkına sus tamam mı? Onun için akıllı olun. Akıllı olun. Bundan sonra ne yapacağımızı düşünelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.